Bu defa da ben araya gireyim. Gülşen ilk ifadesi var. Evet. Ne söylemiş onu bir paylaşalım mı? Lütfen. Şöyle söylemiş, savcıya verdiği ifade bu arada, savcılık ifadesi, emniyet ifadesi değil. Olaya konu sözlerin 30 Nisan 2022'de Ataşehir konserinde, İstanbul'daki konserde geçtiğini belirtip şöyle diyor. Ben 25 yıllık sanatçıyım, müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı İmam'dır. Lakabı böyleymiş. Ayrıca arkadaşlarla kendi aramızda işte aptal, salak, sapık vesaire sözleriyle şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız İmam Hatip'te okumamıştır diyor bu arada. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur. Bu konuşma, bu diyalog konserin hatırlamadığım bir aşamasında, muhtemelen bir şarkı arasında, Miraç'la aramızda geçen bir konuşmadır. Orkestrama beni seyircilerimin arasına omuzlarınızda taşıyın demem üzerine bana orkestra arasından seni imam taşısın şeklinde cevap verilince bahse konu konuşma Miraç'la aramızda geçmiştir diyor. Bu konuşma konsere gelenlere ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir diyor. Fakat Mete Yarar'ın dikkat çektiği konu konser. Açık değil mi? Hı hı. Yani o elinde var. Mikrofon var. Ülkesini seven, fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçı olduğunu söylüyor. Devam ediyor bu kısım. Çünkü insanlar böyle bir meselede bile tutuklandığını düşünürlerse kimsenin bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk sistemine öyle de böyle kolaylıkla güvenebileceğini zannetmeyin. Yani dolayısıyla bizim açımızdan ayaklarımızın altında çekilmekte olan şey, asıl mesele bu. Yani bu zemin ayaklarımızın altında çekilirse, hukuk devleti meselesi ayaklarımızın altında çekilirse, o zaman herkesin kendine göre hukukun işlediği bir ortam oluşur. Öyle bir ortamda devletten bahsedemezsiniz. Öyle bir ortamda ulustan bahsedemezsiniz. Hiçbir şeyden bahsedemezsiniz. Kurumlardan bahsedemezsiniz. Dolayısıyla mesele, evet, yani bizim bu keşke, yani bizim buradaki konuşmalarda hiç kimsenin katılmadığı düzeyde vicdanen mahkum edilmiş bir şeyin, bir sözün bu denli hukuken böyle bir karşı olmasaydı, o zaman daha farklı bir biçimde bir başka hassasiyete ulaşabilirdi. Ama şunu biliyoruz ki öyle ya da böyle Türkiye'de maalesef dediğim gibi yargı dönemsel olarak hep araçsallaştırıldı. Yani iktidar sahipleri kimse, onların istemleri, onların hoşuna gidecek kararlar hep verildi. O da Türkiye'yi bir hukuk devleti yapmadı. Sonuçta bu ülkede hala iktidar muhalefet, kime sorarsanız hukuka güveniniz var mı dediğiniz zaman insanlar hala çok ciddi bir biçimde bir güveni oluşmamış görünüyor. Bu güvenin olmasın nedeni de budur. Yani herkes, evet, sözüne dikkat etmeli, herkes konuştuğuna dikkat etmeli. Yani